Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bomba gibiyim arkadaşlar. Bugün sizlere İstanbul'da bulunan en iyi makarnacılara gideceğiz. Ama bu konsept makarnacılar, bu yeni yeni böyle kaplarda makarnacılar var ya. Daha önce hiçbirine gitmedim. Şimdi hep beraber gideceğiz, birlikte tecrübe edeceğiz. Fiyatlarını ve lezzetlerini kıyaslayacağız. Hazırsanız o zaman başlayalım güzel kardeşlerim. Şimdi Beşiktaş'ta bulunan bir kap makarnaya geldim arkadaşlar. Burada iki çeşit makarna bulunuyormuş. İki çeşidi de getirelim dediler. Zaten iki çeşidimiz var. Ben de okey dedim. Bakalım bu iki çeşit makarna neyli bu arada bilmiyorum ama bana da sürpriz olacak. Yani iki çeşit dedi. Hani şununu bununu o kadarını bilmiyorum. Burada kare kodu da bilerek okutmadım. Hani ne geleceği sürpriz olsun. Normalde okutmam lazım yani. Bakmam lazım. Ama yerken detayına bakarım. O zaman siparişimizi verdik. Mekanımıza geldik. Siparişim gelince ben de buradayım. Makarnalarımız geldi. Gelin size şöyle bir gösterelim makarnaları. Bu sağdaki mozzarella'lı falan biraz daha böyle pizza kafası aslında. Pizza malzemeleri var. Bu da kıtır baharatlı cips ve yoğurtlu arkadaşlar. Bu büyük boy, bir de normal orta boy varmış. Kendileri direkt büyük boyu getirdiler. Yani bu tam şu an mesela ben size söyleyeyim mi? Yeni nesil sokak lezzeti diyebilirim bence buna. Bu biraz daha böyle el açmalarından farklı. Genellikle işte gideceğimiz mekanlarda el açması göreceğiz. Ağzımı suyuna sakıyor var ya şu an. Zor topluyorum böyle, kameraya yine fırlayabilir. Siz yorumlarda etiketlersiniz. Çünkü yazıyor onu. Abi sağ ol, yüzümü yıkadın. 0803. Hangisinden başlasak ya? Hadi şu pizzalıya dalıyorum. Bildiğiniz pizza malzemesi bu. Bak kral gel, yaklaş kanka. Bak bu bildiğiniz işte zeytini, mozzarellası, sosu, ondan sonra harbiden pizza malzemesiyle makarna yapmışlar. Akıyor ha. Çünkü bu domates sos zaten makarnaya yakışıyor. Üstüne de malzeme pizza koy. Ekso. Makarna iyice sokak lezzeti kafasına döndü diyebilirim bu yeni nesil makarnacılarla beraber. Bence gayet de lezzetli. Fiyatlara geleceğim. Ben de bilmiyorum. Şimdi okutup menüye bakacağım. Şimdi konuştuğumuzda işte hanımefendi şey dedi çalışan. Gerçekten öğrenci dostuyuz dedi yani. Bizim zamanımızda Kadıköy'de bir makarnacı vardı arkadaşlar. Hatta orada da video çekmiştim ucuz pahalı makarnada. Full oraya giderdik. Gerçekten komik rakamları böyle işte 7-8 çeşit makarna var alırsın. Ama şimdi artık direkt böyle sokak lezzeti gibi. Yaklaş yaklaş, öleceğim. Hocam geçerken makarnayı da aldım. Ay nasıl acıkmışım. Yakışmış bak, tuzu eri o bu falan. Şu an güzel. Birazdan yine dalarım ama bak asıl merak ettiğim benim bu. Çünkü şu arkadaş çiğ köfteyi bile koydular. Çiğ köfteyi bile yakıştı. Makarna da nasıl? Harbiden merak ediyorum yani. Zaten bu baharatlı cipslerin işte dip sosları var ya. Onunla bir karışım olmuş. O dip sosun tadı çok baskın. Vallahi buna da yakışmış ha. Gececi gündüzcü tayfa. Videodan ayrılma. Videodan ayrılma. Sen anladın. Şu fiyatlara bir bakalım. Fiyat harbiden uygunmuş. Bu pizza gibi olan domatesli fesleğenli menüde normali 30 lira, kolaylı 40 lira. Yine öbürü de 30 lira ve kolaylı 40 lira. Bu yediğimiz büyük 35 TL, ikisi de kolayla birlikte 48 lira. Fiyat gerçekten uygunmuş arkadaşlar. Çünkü benim sınır ucuzlukta 50. 50'nin aşağısındaysa artık bu yeni dönemde İstanbul'da gerçekten 35 liraya yenilebilir. Yani tavuk döner 50 lira arkadaşlar. Şunu da diyeceksin ya, makarnadır. Makarna da 75 kuruştan 8 lira oldu arkadaşlar yani. Onun için şu an 35 lira, kolayla birlikte işte 48 lira, yine 50 liraya geliyor bu büyük boy. Fiyatlar bence makul geldi. Ben bunu sevdim bu arada. Ben bunu sevdim. O zaman diğer mekanda görüşürüz. Şimdiki geldiğimiz mekan yine Beşiktaş'ta bulunan Pasta La Vista. Gerçekten ismi çok güzel. Pasta La Vista'ya geldik. Burası biraz daha farklı. Hamurdan kendileri açıyor arkadaşlar. Gelin hem görelim nasıl yapıyorlar hem de lezzetini kıyaslayalım. Hadi buyurun. Evet efendim, şimdi oturduk, menüyü de getirdiler. Kaç çeşit makarna var söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşit makarna var. Ben direkt şey söyledim. Yani en çok tercih edilen neyse onu bir deneyelim. Alfredo
var. Yani normal salçalılar var, işte üç peynirli cevizli falan var. İşte acılı, acısız, kıymalı, pesto. O çeşitler var ama Alfredo en çok tüketilenmiş. Ben de Alfredo söyledim. Pasta la vista muhabbeti harbiden çok güzel. Bunu gerçi benim yaş grupları biraz daha iyi bilir. Terminator hatta şu anda yakışıklı kardeşim arkamızda. Onun lafıydı hasta la vista bebeğim diye. Çat diye. Pasta la vista koymuşlar, ismi de gayet beğendi. Biz o zaman Alfredo'muzu söyledik. Alfredo'muz geldiğinde ben de buradayım. Şey değil mi kardeşlerim? Alfredo yemeğiyle çok oldu. En son Adana'da bile yemiş olabilirim. Şimdi şöyle alalım bak. Gerçekten güzel. Tahta kaşıkla geldi. Şey falan hani konsept falan çok şık yani bu arada. Bu da ayrı. Dur şöyle biraz tuz atacağım. Yani öbürü sokak lezzeti de ama bu hiç öyle bir şey değil. Bu bildiğiniz işte harbi makarna işte böyle soslu falan tavuklu işte Alfredo zaten. Harbi makarna ve konsept olarak çok farklı. Bu bildiğin taze açıldı değil mi Batu sen? Şimdi evet, şey yaptın abi. Yani değil mi? Hamur şu an açıldı ve çekildi. Çok ayrı kafaymış bu. Ama fiyat olarak da fark ediyor, ona da geleceğim. Aga bunların lezzetleri de ayrı güzel ya. Ama bu videodaki yorumları az çok şey olarak tahmin ediyorum. Haklı olarak değil belki. Hani ya makarnalar bu fiyata olur mu ya falan filan da. Oluyor yani. Ben bunu İsviçre'de video çekmeye gittiğimde işte yemiştim. 22 birimdi. O zamanın parasıyla da 110 lira ediyordu. Burada ama şu olay yani işte bu yeni nesil pratik şeyler falan harbiden... Güzel. Bunun bir de bir küçüğü var. Bu normal boy. Bir de bunun bir küçüğü var arkadaşlar. Yani küçük gibi görünüyor ama biraz derin. Şöyle görürseniz derin arkadaşlar. Yani hani bu benim gibi bir adamı rahatlıkla doyurur. Onu söyleyeyim yani rahatça. Makarna makarna diyoruz da. Bunda şu da önemli. Çok güzel ayarlamışlar. Kremanın ayarı falan çok güzel. Tavuğun tadı. Yani tavukta lezzet var. Yani sos baymıyor. Tavuğu lezzetli şimdi. Makarnaya çıktık ama yani bununla bütünleşen asıl diğer malzemeler yani. Makarnanın o şeyini veren makarna zaten hamur falan gayet güzel olmuş yani belli. Profesyonel bir elden çıktığı çok belli. Ama içinde kullandıkları mantar, işte o peyniri, sosu, ayarı falan çok iyi. Bak şöyle bir de karabiber getirmişler arkadaşlar. Gerçekten makarnaya karabiber özellikle bu tip soslu makarnaya çok yakışıyor. Ben biraz böyle karabiber atacağım. Gerçekten lezzet geliyor. Zaten tavuğa karabiber çok yakışıyor ama bu tip soslu makarnanın da içinde gerçekten çok güzel duruyor. Çok sıcak. Vallahi ağzımı yaktım. Bunda net bir kişi doyar yani. Hele bunun yanında kola mola falan içersen net şişirir. Hamur abi yani bu hamur ama güzel bir hamur. Erişte gibi falan değil yani. Üç peynirli cevizli de mi yesem dedim işte İzmir turumlu falan vardı. Bunun sosu bir tık daha ağır olabiliyormuş. Birçok yere gideceğim için riske atmak istemedim yani. İki tane makarna yedim sonra şişip videoyu çekmek istemedim. Onun için Alfredo söyledim ve Alfredo da beni gerçekten şu an mutlu etti. Yine bu videoda zorlu anlar beni bekliyor. O zaman hemen fiyat söylemeye geliyorum. Dayanamadım. Şimdi biz normal yedik. 200 gram arkadaşlar normal. Küçük 150 gram. Yediğimiz Alfredo'nun bunun fiyatı 74 TL. Napolitan'ın işte normali 65 TL bu boyu. 59 ile 74 TL arasında makarnanın boyutuna ve sosuna göre değişiyor. Bu kadar bir fiyatı var. O zaman diğer mekanlara doğru devam edelim kardeşlerim. Efendim şimdi Makana diye mekana geldik. Makarna değil.
makarna. Hatta bizim tostçu Mahmut'un da karşı tarafında yer alıyor. Burada da işte 2-3 çeşit makarna çeşidi var. Biz yine tavuklu olanı tercih ettik. Etli var, tavuklu var. Onu tercih ettik arkadaşlar. Tavuklu olanı tercih ettik. Ama böyle noodle gibi de duruyor, değişik de duruyor. O zaman makarnamız geldiğinde kardeşiniz de burada. Evet geldi. Bu uzak doğu işi. Şurada da var. Şimdi çatal kullanmadan şunu da bir alayım istiyorsanız. Alamadı. Rezillik. Aa ben niye alamadım bunu? Heh. Şununla dolu dolu alayım. Evet bu noodle tarzı ama hep böyle noodle'da küçüklere falan alıştık o tarzda. Bu ama daha büyük. Bir de salata ikram ettiler. Şöyle. Bunlar kesinlikle lezzetli oluyor. Sadece ağır olabiliyor. Sos olarak bazen bu sos soya şeyi yakıyor böyle. İçini yakıyor yani anladın mı? Hani böyle bir kana kana kola, su falan içim istiyorsun. Acılık ayarı şu an güzel. Hafif böyle bir acılık geliyor ağza. Ya şu çok güzel oldu bu videoda. Mesela şu an onun için çok mutluyum kardeşlerim. Sokak lezzeti kafasında, İtalyan tarzında, uzak doğu tarzında. Yani bunların hepsi yeni açılan bu tarz konsept mekanlar. Bunun için bence iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Bilekliğim kopmuştu. Burada vardı belki hatırlarsınız. Tekrardan takipçilerimden aldım. Neydi bu? Para umut mu? Para özgürlük mü? Tattılar bir şeyler. 3 tane dedi. Bir tanesini paket ettiler mesela. Bir tanesi paket oldu. Makarna uzak doğu işi. Zaten uzak doğuda yiyebildiğim tek şey noodle'ları. Bu tarz makarnaları. Gerçi kendime haksızlık etmeyeyim ya. Sushi de yiyebiliyorum. Sen hatırlarsın sushi yemediğim dönemleri. Hatırlıyorum değil mi? Ama artık yiyorum. Hemen bir şuradan menüden fiyatına da bakalım bunun. Tavuklu makarnanın fiyatı 58,5. Ha bunun fiyatı 3,5. 3 liraymış arkadaşlar kendileri getirdi. Tavuklu lamen var mesela sade makarnanın şöyle görebiliyor muyuz? Bu 68 lira sade üstüne böyle tavuklu. Burada ama herkesin tercih ettiği buymuş. Ben bunu istedim. Bunun etlisi 68,5, bu tavuklusu 58,5 lira gibi bir fiyatı var. Kebap lamen diyor. O neymiş ya? Özel soslu terbiyelenmiş dana eti, mantar, taze biber, kimyon, pul, özel baharat. Ha bu biraz daha büyük. Bu 185 lira gözüküyor. Menü günceldir herhalde. Yani şu an ben buradan gördüğüm fiyatlar bu şekilde. Kardeşlerim o zaman dur. Bitmeden önce... Yerim makarnanı yaz. Instagram'a gel DM'den. Kaç yapalım? 2-2 yapalım. 50-50 verelim. 2 kız 2 erkek takipçim yazsın. 50'şer lira verelim. Ayrıca Instagram'a gelip takip edenlere de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok sağ olun. Beni mutlu ettiniz. Yollayamadıklarım hiç üzülmesin. Bir tane arkadaş bu verdiğimden beri 60 mesajı yeni düştü. Kendisine artık 9. da mı 10. da mı ne yollamış oldum. Yollayamadıklarım hiç darılma küslümece yok. Herkese elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O zaman fiyatı söyledik. Makarnamızı da yedik. Diğer makarnacıya doğru hız kesmeden devam edelim kardeşlerim. Şimdi güncel fiyat arkadaşlar menüdeki değilmiş, karekottaki. Asıl içerideki menüdeymiş. 75 lira fiyatı var. 74,99. Onu bir söyleyeyim dedim. Hadi gidelim. Şimdi de Kadıköy'de Sei Chise geldik arkadaşlar. Buranın hep önünden geçtim. Çok böyle tavsiye edenler de oldu. Hiç gelmemiştim. Şu an ilk defa yiyeceğim burada da. Zaten bugün gittiğim mekanların hepsine ilk defa gittim bu arada. Yani birçoğuna ilk defa gittim. Hepsine ilk defa gittim. Evet, hepsine ilk defa gittim. Düşündüm bir an yalan söylemeyeyim diye. Çok yediğim için arkadaşlar yok. Hepsine ilk defa gittim. Sei Chise'ye geldik. Burada da fettuccine Alfredo söyledim. 4 tane çok tüketilen varmış ama fettuccine Alfredo da tüketiliyormuş. Burada da Alfredo söyledim. Burada mesela eklemeler yapabiliyorsunuz makarnaya. Onlara da ekstra ekstra ücretler koymuşlar. Bunları zaten yerken hepsinden bahsederim kardeşim. Başka da bir şey söyleyeyim. Yok, Alfredo'muzu söyledik. Yani karşı mekanı da almışlar. Önceden hep burasıydı kral, tamam mı? Karşı tarafı da almışlar. Karşıda ve burada falan ayakta böyle lüp 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 maşallah. Allah daha çok versin gidiyor. Fiyat da güzel göründü bana. O zaman fettuccine geldiği zaman ben de buradayım. Evet, fettuccine'miz geldi kardeşlerim. Bu Pasta La Vista ile aynı kafa. Kendileri işte şey yapıyor. Hamurunu falan açıyor. Tavuk var mı?
Tavuk yok. Tavuk koymayı unutmuşlar. Pardon. Ben tavuklu istemiştim ama. İyi ki de söylemişim. Sadesini getirdiler. Diyorum bir şey eksik. Bir arkadaşa çünkü tavuklu demiştim. Hesabı alan arkadaş, yani siparişi verdiğimizde hemen ödeme alıyorlar. O anladan bir şey ekliyor musunuz? Hani her şey ekleniyor. Ne bileyim işte Fettuccine Alfredo deyince ben zannettim içinde tavuğu var. Bu peynir hakiki peynir. Bu peynir fena. Onunla ilgili de konuşacağız. Bir gelsin tavuklu olarak geliyorum ben. Şimdi işte kendi haliyle geldi arkadaşlar. Görüyoruz mu? Kral. Aa, soslu falan gibi tavuk. Biraz daha sert gibi burada ama bu görmüş olduğunuz, size de gösterdik onu. O peynir hakiki şey peynir yani. Onun içinde yaptıkları hakikisi. Onu herkes yiyemeyebilir çünkü ekşi bir tadı var. Ama mesela böyle sade akmıyor da bunlarla falan mesela güzel oldu. Üstüne işte ekstra peyniri, tavuğu falan filan. Makarnanın hamuru böyle bir bayat değil de sert gibi yani. Şöyle hani... Kalamarın bir incesi gibi. Kalamarı bildin. O kalamarın bir incesi gibi bir tat var yani. Şunu söyleyeyim mesela şu an evet çok dolu bu arada mekan. Hani harbiden karşısı burası falan. Hani bayağı dolu. Ama bence bu herkesin sevebileceği bir tarzda olmayabilir. Mesela şeydeki Beşiktaş'taki o Pasta La Vista. Hani o da Fettuccine Alfredo'ydu. O biraz daha farklı bir tarzdaydı. Oradaki mesela akıyor sıcak sıcak. Mesela bu o kadar sıcak değil şu an. Yani yenir ama çok aşırı yükseldim mi? Çok aşırı yükselmedim. Yani çünkü çok kalabalık olunca bir an aa tamam falan filan da abi normal insanlardın da hemen ben burada fiyat da söyleyeyim. Fettuccine Alfredo 36 TL gibi bir fiyatı var. İşte burada da böyle ekstra tavuk ve renkli biber eklediniz buna. 12 lira daha ödeyeceksiniz. İşte 48 lira olacak. 48 lira. Bu 140 gram. Büyüğünü de almak istediğinizde 55 TL geliyor. Öbür tarafta bizim yediğimiz 74 lira mıydı? Yok 68 mi 74. 74 200 gram Pasta La Vista'da öyle bir fiyatı vardı. Evet kardolarım, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Benim için aslında sıralama fiyat performans bence direkt bir kap makarna gerçekten. Klasik böyle ama sokak lezzeti tadında yapmışlar. Bence çok güzel kafa. Pasta La Vista gerçekten başarılı. 3 ile 4'e bu makarna ve burayı koyuyorum. İkisi de yani tarz olarak falan benzer. Ama benim damak zevkime ilk ikisi gerçekten çok iyi hitap etti. Fiyat performans olarak dediğim gibi bir kapın biraz daha böyle porsiyonlar büyük. Çünkü o biraz daha böyle klasik makarnayı sokak lezzeti yapmışlardı. Öbür biraz daha böyle soslu falan, biraz daha hani farklı. Fiyat da buna etki ediyor doğal olarak, kremalar falan. Ama onun krema yenme şekli falan, sıcaklık muazzamdı yani. Çok iyiydi. Bu biraz daha fast food gibi yani. Bu da hazır hamur ama çok yükseldim mi söyleyemem. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.